Herkese merhaba. Bootroot öğreniyoruz adlı video serisinin 3. ile karşınızdayım. Bu videoda Bootroot'u artık kullanmaya başlıyoruz. E Bootlin firmasının slaytlarını bitireceğiz bu ile alakalı. Bu videoya başlamadan önce izlemediyseniz bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o videoda konunun temellerine değindik aslında. E ya da bunun bunun benzeri olan Yokto'dan bağımsız olarak Linux nedir? GNU linux nedir gömülü linux nedir ve buildroot yoktu gibi araçlar aslında gömülü linuxu geliştirirken karşılaştığımız hangi tarz problemleri çözüyor gibi soruları cevaplamaya çalıştık. Konu bütünlüğü açısından ilk gördüğünüz video bu ise. Aslında bir önceki videoyu bir bakmanızı öneriyorum. Baktıysanız şimdi Buildroot'la devam edelim. Evet, bu firmasının 24. slaytına gelmiştik bir önceki videoda. Buildroot'a giriş yapıyoruz. Aslında biraz bahsettik ama daha resmi bir şekilde bakalım. Burada Buildroot bize biraz anlatmış neler yapabildiğini. Bundan bir önceki videodan da bahsetmiştik. Temel olarak bize dört farklı şey sunuyor bu tarz araçlar. E, kernelden başlayayım. Bizim isteklerimiz doğrultusunda derlenmiş bir kernel. Yine bizim isteklerimiz doğrultusunda derlenmiş bir bootloader. Mesela U-Boot gibi oldukça popüler. Bir root Yani dosyalarımız aslında kartın içerisine bir linux koyduk diyelim. Bunun içinde neler olacak? Ve bir toolchain. Toolchain e, SDK olarak da adlandırılabiliyor. Yani geliştirdiğimiz root e Ağırlıklı olarak RootFS'e bağlı, e, buradaki kütüphanelere bağlı e, bir geliştirme ortamı bize sunuyor aslında. Sonuçta biz bu Linux dağıtımını koyduğumuz zaman ne yapacağız? Orada aslında bir uygulama çalıştıracağız ya, o uygulamayı geliştireceğimiz toolchain'i de bize sunuyor. BuildRoot'un diğer bir özelliği kolay konfigür olması. Bunu ileride göreceğiz yakında, bu videoda göreceğiz. Menu Config, X XConfig gibi araçlarla bu root'u çok kolay bir şekilde eee edebiliyoruz. Hızlı olduğunu iddia ediyor. Yani basit bir Linux dağıtımını, Linux dağıtımının root file sistemini, sistemini birkaç dakikada derliyormuş. Göreceğiz bakalım. Yani yalnız 17 saniyede tamam bu iş tecrübe etmemiz gerekiyor. Anlaşılması kolaymış. Eee iyi diyor. Gerçekten e, ben de biraz göz attım. İyi bir dokümantasyonu var. Make'te yazıldığı için anlaşılması kolay demiş ama yani make file'ları anlamak da o kadar kolay olmuyor aslında. İnşallah make file'larla, çok boğuşmayız. E, Küçük bir root file sistem çıkarabiliyormuş. 2 MB'a kadar düşebildiğini iddia ediyor. İ, i̇ddialı bir değer gerçekten. Bir önceki videoda hatırlıyor musunuz user space karmaşıklığından orada o kavramlardan bahsetmiştik. Kütüphaneler, uygulamalar, bunlar birbirine bağımlılıkları falan oluyordu. Diyor ki Bluetooth, ben 2800'den fazla user space bileşeni sunabiliyorum. Bunların bunun içinde kütüphane ve uygulamalar var. Birçok mimari desteklediğini söylüyor. Yani işte ARM'ın 32 biti olsun, 64 biti olsun. Fenerbahçeli MIPS olsun, MicroBlaze olsun, RISC-V olsun. Bunların hepsi Bluetooth tarafından destekleniyor. Ve bilindik ve eski e, diyebileceğimiz araçları kullanıyor. Aslında Make çok eski araçlardan biri. 70'li yıllardan gelen bir araç. Ve K-Config bu da Linux kernel için geliştirilmiş bir konfigürasyon aracı aslında. Kbuild adı verilen bir araçla beraber çalışıyor genelde. E bunların üzerine inşa edilmiş bir, bir, araç. Üreticiden bağımsız olduğunu söylüyor. Yani bugün mesela Texas Instruments'ın bir entegresini de alsanız, NXP'de alsanız, Xilinx'de alsanız buna bunlardan bağımlı bir araç seti olmuyor elinizde. Bu Root'la bütün üreticilere, üreticilerin işlemcilerine bir ee, şey derleyebiliyorsunuz. Ve aktif bir komünitesi var sürekli yeni sürümleri çıkıyor. Biz bu eğitimde Bootlin firmasıyla paralel gitmek adına biz de Buildroot'un 2022.02 versiyonunu kullanacağız. Yani eğitim olduğu için hani en güncel versiyonu kullanmamıza gerek yok ki zaten çok da eski bir versiyon değil. Gerekirse son en güncel versiyonuna da bir bakabiliriz. Ve sitesi de buildroot.org tıklayıp gidebilirsiniz. Devam edelim. Peki Buildroot'un tasarım felsefesi ne? Buildroot'un arkasında e, çeşitli amaçlar var. Bunları bir bakalım. Kullanımı kolay, kolay kişis kişiselleştirilebilir yani e, kendi ayarlarımızı rahat yapabileceğiniz bir ortam sağladığını söylüyor. Tekrarlanabilir derlemeler yapabildiğini söylüyor. Buna geçen videoda da değinmiştik hatırlarsanız. Hani her şeyi elle yaptığınız zaman bunu tekrarlanabilir yapmanız zor olabiliyordu. Buildroot gibi sistemler çeşitli işte make file'larla ya da script'lerle bu derlemeleri yaptığı için siz her şeyi sıfırdan başlasanız bile aslında tekrar aynı yere rahatça erişebiliyorsunuz. Küçük bir root file sistem üretiyorum diyor. Bundan bahsettik. 2 megabayta kadar düşebiliyorum diyordu. Bunun etkisiyle de ve başka tabi bileşenler de buna dahil olacaktır da hani belki kernelde yapılacak çeşitli optimizasyonlar görece hızlı ayağa kalkan, hızlı boot eden sistemler yani kartlar e, kartlarda koşacak gömülü Linux dağıtımları oluşturabileceğini söylüyor ve kolay anlaşılır diye görsel bakalım inşallah anlarız. Yokto yani Open Embedded gibi projeler, e, Buildroot'tan daha kompleks projeler, daha farklı özellikler destekleyebiliyor ama Buildroot güzel bir noktada bizler için. Peki kimler Buildroot kullanıyor? Boşuna mı öğreniyoruz? Sistem üreticilerinden SpaceX, Tesla, GoPro gibi firmaların kullandığını söylüyor. Aslında işte ikisi de Elon Musk yani belki de Elon Musk'ın favori Linux dağıtım oluşturma aracı bir bilemiyoruz. İşlemci üreticilerinden çeşitli üreticileri yazmış buraya Marvel, Microchip, Rockchip falan. Ee, bir başka birçok üretici de var tabi hepsini buraya yazamamışlar. Ee, Son yani sistem on modül ve kart üretici firmaların birçoğu build destekliyormuş ee, ve çeşitli bildiğimiz boardları da yazmış. Raspberry Pi, BeagleBone, Black falan. Zaten bu eğitimde de bu eğitimde BeagleBone Black ve STM32'nin bir e, kart üzerine gidiyor. Gelelim Buildroot'u nasıl edineceğimize. Her 3 ayda bir Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında birer stabil sürüm yayınlanıyor Buildroot tarafından ve versiyon isimleri de yıl.ay şeklinde. Yani işte 2023.02, 2024.05 şeklinde bu adresten e, edinebiliyoruz stabil e, dağıtımları. Bir bakalım istiyorsanız. Evet ben bu linke tıkladım. Şimdi arka planda açılıyor. Bakalım neler çıkmış. E, Çeviri istemiyoruz. Bakın burada sürümleri görebiliyoruz. En aşağı doğru şöyle ineyim ben. Bakın bu şekilde 2023.11 var. En güncel sürüm budur. 2024.02 çıkacak muhtemelen yakın zamanda. Buradan tarball dediği yani tar.xz vermiş bunlar. xz şeklinde sıkıştırılmış tar arşivleri buradan indirebiliyoruz. Tabi elbette tar dosyadan indirmek yerine projenin git repozitorisini klon etmemiz bizler için daha çoğu zaman daha iyi olacaktır. Çünkü burada tar dosyadan indirdiğimiz zaman projenin geçmişi gelmiyor aslında. Yani o versiyondaki bir snapshot'ını alıyoruz. Fakat git historisi gelmediği için Git komutlarını kullanamıyoruz, işte Git logla bakamıyoruz falan. O yüzden tar dosyalarını indirmek yerine Git clone şu komutla, Git clone komutuyla ki bunu yapacağız yani. Builtroot indirmemiz daha mantıklı. Her e, stabil versiyon için ise bir Git tag mevcut. Git tagler ile de versiyonlar arası kolayca geçiş yapabiliyoruz. Ve bunun yanında her yıl bir kere olmak üzere Builtroot'un bir adet Long Term Support sürüm yayınlanıyor. Ve bu bir yıl boyunca destekleniyor. İşte güvenlik yamaları, hata düzeltmeler, derleme sistemini ilgili düzeltmeler bir yıl boyunca bu sürüme e, ekleniyor, düzeltiliyor. Bu sunumun hazırlandığı zaman güncel LTS sürümü 2021.02'ymiş. Fakat biz 2023.02 şu an güncel durumdaki son LTS sürümü. Onu da Bluetooth sitesinden bakabiliyoruz. Gelin bakalım. BlueTurtle sitesine girip download dediğimiz zaman ana sayfadan latest long term support release 2023.02 diyor ve son stabil versiyonu ise 2023.11 Devam edelim slaytlardan. Yani burada ben genelde LTS sürümleri kullanmayı tercih ediyorum. Sadece BlueTurtle üzerinde söylemiyorum. Ubuntu'yu kurduğum zaman da özellikle iş ortamındaysa uzun süreli desteklenmesi gereken şeylerde en güncel şey değil, LTS sürümleri daha çok kullanışlı oluyor ama yani bir yılda çok uzun süre değil aslında. Yani Ubuntu'nun LTS'si 5 yıl destekleniyor öyle düşünün. Devam edelim. Peki build nasıl kullanacağız? Bunlardan biraz bahsetmiştik aslında. Make aracıyla e, yapılmış scriptler yani make file'lar bulunuyor. Dolayısıyla bir şeyler yaparken make komutunu kullanacağız. Yani mesela make help dediğimiz zaman bize build yardım menüsünü bastıracak. Bunun dışında çeşitli yardımcı scriptler, shell scriptleri yani muhtemelen 5 scriptleri bulunuyormuş. Bunları da göreceğiz. Burada önemli bir uyarı var. Buna dikkat etmemiz iyi olur. E, Yocto da benzer bir şekilde oluyor. Root kullanıcı yetkisiyle yani sudo ile bunu çalıştırmayın diyor. Yani sudo make yapmayın. Make yapın. Çünkü build tasarım olarak zaten standart kullanıcı haklarıyla privilege level ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır ve sudo ile root yetkisine yükseltmek istenmiyor. Hatta bundan kaçının deniyor. Çünkü root yetkisiyle çalışan bir program sistem bir hatayla karşılaşırsa, bir şeyler yanlış yaparsa istemsizce sisteminizi de hata, sisteminizi de zarar verebilir. Geri dönmeyecek şekilde. Bu yüzden zaten hani genel konsept olarak bir şey root yetkisi istemeden çalışabiliyorsa onu zaten root yetkisi vermeden çalıştırmanız gerekir. Build root da bu şekilde. Peki BuildRoot'u nasıl konfigüre edeceğiz? Linux kerneli için geliştirmiş bir projeden bahsetmiştim. Kconfig diye. BuildRoot da bu teknolojiyi kullanıyor. Bu kconfig ileride bakarız dosyalarını. Aslında text dosyaları e, bizler için. Çeşitli ayarları satır satır koyuyoruz oraya. İşte bu olsun bu olmasın şeklinde. Bu ayarların birbiriyle olan bağımlılıkları da kconfig içerisinde yer alıyor. Mesela user space'te bir paket açıyorsanız atıyorum open ssh server paketini açtığınız zaman o yazılım OpenSSH Server OpenSSL library'lerine ihtiyaç duyuyorsa sizin için otomatik olarak OpenSSL SSL, SSL library'leri de açılmış oluyor. Yani bağımlılıkları yönetme dediğimiz bu aslında. Yani user space'teki karmaşıklığı bu şekilde yönetiyor. Bu yöntemlerden biri de kconfig'deki bağımlılık bilgilerini kullanmak. Tabii bu kconfig uzun bir dosya olabiliyor. Ve bu bağımlılıkları böyle gözle bakıp tekst dosyasına burada bu var, şurada şu var demek çok kolay değil. Onun için çeşitli yardımcı araçlar var geliştirilmiş. Yani bu için geliştirilmiş araçlar değil. Genel var olan kernel derlemede de kullanabileceğiniz araçlar. Bunları göreceğiz aslında. Menü config, n config, x ve g araçlarını build beraber kullanabiliyoruz. x ile g config aracı görsel bir araç GUI aracı. Diğer ikisi terminal üzerinde çalışıyor. G konfi çalıştırabilmeniz için GTK kütüphanelerinin sisteminizde olması gerekiyor. X config için Qt lazım. Menü config ve N config için N cursus yetiyor. Bu oldukça e, boyutu da küçük bir kütüphane. Qt, Qt ve GTK'ye kıyasla. İşte menü config şuna benziyor arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. E, buradan ayarları yapacağız falan. Ama bu terminal üzerinde çalışan bir e, yazılım. Peki ayarları yaptık, geldik derleme aşaması Ne yapacağız biliyor musunuz? Make diyeceğiz, geçeceğiz. Bu bizim için arka planda gerekli olan bütün kaynak kodların indirilmesi, varsa patch'lerinin yapılması, derleyicilerin çağrılması gibi işlemleri hepsini bizim için halledecek. Çünkü Buildroot geliştiricileri bizler için make makefile'lar hazırlamış. Biz make dediğimiz zaman aslında her şey otomatik çalışıyor ama Dediğim gibi videonun başında muhtemelen sorunsuz bir şekilde yapamayacağız bunu. Çünkü hiçbir zaman olmuyor bu işler böyle. Eğer derlerken bir yandan da Make'in bize sunacağı çıktıları bir dosyaya kaydetmek istiyorsanız T yazılımını kullanabiliriz. Bu sık kullanılan bir yazılımdır. Burada Linux'a aşina değilseniz biraz anlatayım istiyorsanız. Make'in aslında çıktılarını T yazılımına pipe işlemiyle vermiş oluyoruz. T programın yaptığı şey ise hem bizim ekranımıza basıyor gelen logları hem de bu dosyaya kaydediyor. Yani şey gibi hani bir input'u var, bir girişi var. İkiye ayırıyor. Bir dosyaya basıyor, bir bize basıyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da dilersek e, bu altında, utilis'in altında olan BRM e, shell script'ini de çağırabilirmişiz. Yani çayımı içmeyi unutuyorum ya. Diyelim ki M2 verdik. Her şey yolunda gitti derledik nerede bulacağız, nereden toplayacağız meyveleri? Output image klasörünün altında istediğimiz şeyler oluşacak. Neler bunlar? İşte nasıl konfigür ettiysek yani build ne istediysek onları çıkaracak aslında. Root file system çeşitli formatlarda çıkarabiliyormuş. Kernel imajı, device tree blokları, device tree mevzuna muhtemelen ileride değiniriz. Bootloader imajları gibi. Bunları aldıktan sonra bunları karta koyma işi biraz karta spesifik aslında. Çünkü her işlemcinin, her SOM'un, her SOC'nin boot süreci Birbirinden farklı burada bir genelleştirme yapmak biraz e, kolay değil. Artık o firma o üretici firma nasıl bir boot sekansı tanınıyorsa ona uygun bir şekilde output image'ın altındaki şeyleri işte SD kartı mı koyuyoruz nereye koyuyorsa koyacağız. Şimdi lab tarafına geldik arkadaşlar. Build route'u edineceğiz bir şeyler derli, e, bir konfigürasyon yapacağız ve derleyeceğiz. Artık e, söz tarafı bitti. Keyifli olan e, lab tarafına geçiyoruz. Bu arada geçmeden önce şunu da, şundan da bahsedeyim. Builtroot gibi sistemler yokta da dahil buna. Kendileri de Linux üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmış sistemlerdir. İşte Mac gibi, GCC gibi direkt yani Linux native diyebileceğimiz yazılımları kullandıkları için Windows support edildiklerini ben pek görmedim. Doğal geliştirme ortamları da ve kullanılma ortamları da Linux'tur. O yüzden Windows'a çalışan arkadaşlar ya benim birazdan yapacağım gibi VirtualBox üzerinde bir Linux dağıtımı kursunlar, onun üzerinde çalışsınlar e, ya da gerçek Linux üzerinde çalışsınlar. Şey düşünebilirsiniz, WSL, Windows Subsystem for Linux da bu çalışıyor mu diye. Ben bir deneme yaptım, uyarılar falan verdi, PTS dosyasını açamadım falan dedi. Biraz internete baktım, Reddit'te şurada burada falan. Yani son zamanlarda oluyor gibi aslında ama... Hem ben bu video serisini riske atmamak adına ki kendimde hani video çekmiyorsam, kullanıyorsam asla Windows'da WSL ile çalıştırmayı denemezdim. Bence siz de Windows'ta çalışıyorsanız en iyi yapacağınız şey VirtualBox üzerine bir sanal Linux oluşturup orada çalışmak. Linux tecrübem yok diyorsanız da işte size kazanmak için bir fırsat. Yani böyle 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 öğreniliyor. Bir sonraki aşamada ve biz de kendimize şimdi VirtualBox üzerinde bir sanal geliştirme ortamı oluşturalım. Bir Ubuntu kurulumu yapalım. Sonra Buildroot'u konfigür edip. İlk derlememizi yapalım. Arkadaşlar videoyu absürt bir şekilde bitiriyorum farkındayım ama bir önceki video gibi video 46 dakika olsun istemedim bu sefer. Aslında devamını hazırladım gibi ama bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda hiç slide falan uğraşmadan doğrudan VirtualBox üzerinden devam edeceğiz. Bu kapanış içinde kusuruma bakmayın lütfen. Bu seferlik böyle oldu.